Hocamız salonumuzu teşrif etmişlerdir. Kendilerine, zat-ı alilerine hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz efendim. Selamünaleyküm. Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerimiz, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulumuz tarafından düzenlenen Transhümanizm ve Din ana başlığıyla gerçekleştirilecek olan bu toplantımızın hayırlı sonuçlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Teknolojinin ve bilimsel bilginin adeta kutsandığı bu çağ, anlam ve değerler ekseninde bir ahlak ve medeniyet krizine sahne olmaktadır. Teknolojik üstünlüğü sebebiyle bugün birçok açıdan toplumları etkisi altına alan Batı medeniyetinin varlık, insan ve çevre tasavvuru insanlığı ve tüm yeryüzünü bir bilinmezliğe sürüklemektedir. İnsanın manevi yönünün ihmal edildiği, varlığın aşkın boyutunun yok sayıldığı, çevrenin emanet vasfının göz ardı edildiği söz konusu hayat tasavvuru insanlığı derin bunalımlara sürüklemekte, toplumları ve milletleri büyük krizlere maruz bırakmaktadır. İnsanı varoluş gayesinden uzaklaştıran, toplumdan soyutlayan, çevreyle kavgalı hale getiren bireyselleşme üzerine kurulu bu hayat tasavvuru sosyal bir varlık olan insanı yalnızlığa ve mutsuzluğa mahkum etmektedir. Söz konusu yaklaşım bencillik, güvensizlik ve duyarsızlık gibi sorunlara da zemin teşkil etmekte, maddi ve manevi bunalımlara neden olmaktadır. Denge dini İslam'a ihtiyaç var. Müslüman ilim adamlarının bu denge dini İslam'dan tüm insanlığın nasıl istifade etmesi gerektiği konusunda fikirler üretmesi lazım. Bugün insanlık benzeri görülmemiş bir değişim ve dönüşüme zorlanmaktadır. Hızlı bir şekilde gelişen ve gündelik hayata büyük kolaylıklar getiren teknolojik imkanlar, aynı zamanda insanlığın bugünü ve geleceği konusunda kaygı verici senaryolara da kapı aralamaktadır. Bilimsel keşifler, teknolojik gelişmeler, genetik ve biyolojik alanda yapılan ileri düzey denemeler ve özellikle insana dair mühendislik ve tasarım çalışmaları, geleceğe dair kaotik varsayımları da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda cereyan eden transhümanizm düşüncesi, insanı yaratıcıdan ve çevreden koparıp hayatın tabii serüvenini değiştirmeye yönelik bir amaca karşılık gelmektedir. Yani insanın kendini aşmaya çalışması. Transhümanizm tartışmaları her geçen gün yeni bir aşamasıyla gündeme gelen biyomühendislik, gen mühendisliği, nanoteknoloji, kök hücre ve yapay zeka alanlarındaki gelişmelerle daha da ivme kazanmaktadır. Bu noktada altını çizmemiz gereken en önemli husus, bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde insanın fiziksel zafiyetlerinin giderilerek tabiat üstü bir varlık haline dönüştürülmesini idealize eden transhümanizm düşüncesinin yaratılışa müdahale bağlamında ele alınması gereken hukuki ve ahlaki boyutu bulunan ciddi bir mesele olduğudur. Söz konusu mesele biyoteknolojik alandaki gelişmeler sebebiyle fıtrata ve hayata dair oluşan kaygıları daha da derinleştirmektedir. Evet, dünya ve insanlık büyük bir değişime zorlanmaktadır. Bugün hayatın neredeyse her alanının teknoloji
ile bütünleştiğini müşahede etmekteyiz. İletişim ve etkileşim kanallarının ileri boyutlara ulaştığı böyle bir vasatta, insana ve geleceğe dair her türlü senaryonun enformatik kanallardan zihinlere boca edildiğine şahit olmaktayız. Bu durumun insanların din, toplum ve hayata dair yerleşik algı ve duyarlılıkları üzerinde ciddi örselenmelere sebep olduğu ortadadır. Böyle bir vasatta fıtratı koruma ve fıtri değerleri geleceğe taşıma noktasında daha fazla gayret göstermek, fıtrat dini mensupları için imani ve ahlaki bir sorumluluktur. İnsan, topluma, hayata ve çevreye dair sözü olanların inanç, kültür ve ahlak zemininde meydana gelen savrulmalar karşısında duyarsız kalması elbette düşünülemez. Bu hususta yapılması gereken öncelikli iş, çağın psikolojik, teknolojik ve sosyopolitik dinamiklerini doğru okumaktır. Fıtratı tahrip eden düşünce, akım ve ideolojilerin olası etkilerini iyi analiz ederek, İslam'ın varlığa, insana, hayata dair ortaya koyduğu ilke ve değerler ekseninde bir yaklaşımı tahkim edecek yeni bir perspektif geliştirmektir. Dolayısıyla küresel gelişmelerin arka planını ve yönünü doğru okumaya yönelik faaliyetler ve özellikle akademik çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar, bugün içinden geçtiğimiz süreçte insanın zihin ve gönül dünyasını hedef alan çok sayıda yıkıcı faktörün bulunduğu hepimizce malumdur. Eşrefi mahlukat olan insanın hayatına ve geleceğine istikamet verecek ve onu yaratılış gayesi doğrultusunda aydınlık yarınlara taşıyacak en büyük imkan fıtrat dini İslam'dır. Onun tüm insanlık için umut, güven ve huzur vaat eden ve hayat veren ilkeleridir, değerleridir. Bu noktada bizlere düşen yüce dinimiz İslam'ın asırlarca yeryüzünde huzurun teminatı olmuş değerlerini ihya ederek insanlığa yeniden teklif etmektir. Yaşanan gelişmeler karşısında karamsarlığa kapılmadan feraset ve dirayetle hareket etmek, İslam'ın varlık, insan ve çevre tasavvurunu etkin bir şekilde çağın idrakine sunarak insanlığın yarınlarına kılavuzluk etmektir. Din İşleri Yüksek Kurulumuzu böyle bir konuyu seçip çalıştay olarak ilim insanlarının müzakeresine sunduğu için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Görüşleriyle değerli katkılarda bulunacak olan hocalarımıza ve bütün katılımcılara başarılar diliyorum. Tüm emek ve gayretlerinden dolayı insanlığın iyiliğine, yeryüzünün barış ve selametine vesile olmasını, buradan çıkacak olan sonuçların, ilim insanlarımızın değerlendirmelerinin, müzakerelerinin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.